Neuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli misafirler, hoş geldiniz. Kısaca yarınki programı hem anlatmak için hem de ara vermiş olanlar için her ne kadar gelirse gelsin bir hatırlatma olması anlamında kısaca ihramı anlatacağım. Hem beyler için hem bayanlar için. Evet, ihramı beyler giyecek ama bayanların da dikkat etmesi gereken bir ihram kuralları olacak. Bir, İkincisi ise burada yapacağımız bir şey olup olmayacak mı? Bununla önemli, alakalı bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Mesela biz bugün ve akşam ve yarın itibariyle programımız ne olacak? Hızlıca arz etmiş olayım. Şimdi saat 9'a çeyrek kala hocanım sizleri alacak ve bayanlar için söylüyorum. Ravza-i Şerif'i ziyarete götürecek tekrardan gelmek isteyenler için. Beyefendilere gelince saat 11'e kadar herhangi bir program yok. Bayanlar mahrum kalmasın diye o saate kadar hem de biraz da dinlenme yapalım dedik. Çünkü biz ekstradan Baki kabristanlığına falan gittik bayanlardan ayrıca olarak. Biraz dinlenmeniz açısından. Saat 11'de gelmek isteyenlerle beraber bir koster araç gönderecek. Arabada ziyarette bahsettiğim bir hurma bahçesi. O gönderdiği araçla asıl amacımız olan bizi gece Uhud'a götürecek. Amacımız ne, zaten Uhud'u gündüz ziyaret ettik. Hatta ilk geldiğimizde namazı da orada kıldık. Ne olacak ama bir gece Uhud'u soluklayacağız. Belki 10 dakika, belki 15 dakika, en fazla yarım saat. Oranın o iklimini tattığınız zaman neden bu kadar gece Uhud dediğimi anlayacaksınız. Onu inanıyorum faydası olacağına. Sonra hemen bahçeye uğranacak. 15-20 dakika alacak. Almayan çayını içecek. Bir hurma bahçesi iklimi göreceksiniz. Ve geri geleceğiz. 12'ye kadar burada olmuş olacağız inşallah hedefimiz. Sabaha kadar başka program yok. Sabahleyin saat 6.30'da Yeşil Kubbe'nin karşısında hem beyefendiler hem hanımefendiler gelmek isterlerse yarhamikallah Ravza'nın karşısında buluşacağız. Rahatsız edenimiz olmazsa Yasin, Tebakır, Rahman, Amme, Fatiha, Fetih, Vaka okuyacağız. Duasını yapacağız. Müdahale ederlerse sadece bir toplan selam imamı yapacağız. Vedalaşmak için, Allah'a ısmarladık demek için. Bizde veda olmaz peygamberimizle. Bir Allah'a ısmarladık ziyareti yapacağız. Peşinden de ayrılırken o sizi aslında yürüterek götürmek istedim ama randevu sistemi sebebiyle geride tuttuğum Bulut Mescidi, Gama Mescidi, peygamberimizin dönemindeki çarşının yeri, yarışların yapıldığı, at koşturmaların olduğu, bazı ayetlerin indiği pazarların olduğu Sakife'den getireceğim. Buraya geleceğiz. Kahvaltıya geçeceğiz. Sabah 9'da Mesut Bey şoförlerle konuşup bana tam bilgi verecek ama şu anda 9 gibi bilin. Bavullarınızı üzerlerinde mutlaka isminiz yazılı bir şekilde odanızın dışına bırakmanız gerekiyor. Ki onu alacaklar, otobüse bindirecekler. Mekke'ye gittiğimizde isminizi görürlerse alıp odanızın kapısına bırakacaklar. Eğer odanın ismini olmazsa çantanızın üstünde, kimin çantası olduğunu bilemedikleri için lobide beklemiş olacak. Saat 10 gibi ben planlıyorum ama dediğim gibi Mesut Bey şoförün planlamasını tam bilgisini verecek. 9'da çantalarınızı kapıya bırakırken özellikle beyefendiler için söylüyorum. İhramları ayrı bırakacaksınız. Bayanların zaten giydikleri elbise ihram olacak. Sadece yüzlerini örtmemiş olacaklar. Onun haricinde başka bir ihram yasakları olmayacak bayanların. Erkeklerin ise sadece bu iki parça örtü olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. İç çamaşırı kadar dahil. Sünneti yerine getirmek için gusül abdesti almayı niyetlenenler de Mekke'ye vardıktan sonra hem erkek için hem kadın için mutlaka. Çünkü bazıları buradan çıkarken gusül alıyor hem erkek hem bayan. Otobüs içerisinde klima var. Kapatamazsınız. Kapatırsanız havasız kalırsınız. Komple kapatsanız bile motordan gelen soğukluk var. Mutlaka sizi çarpar ve hasta eder. O yüzden normal temizliklerimizi, bedensel çalışmalarımızı, temizliklerimizi, hijyenimizi yaptıktan sonra akşamleyin yatalım. Sabahleyin saat 9'da kapıya bıraktıktan sonra eşyalarımızı İhramımızı odamızda giyelim. Hem erkekler için hem bayanlar için. Zaten bayanlar veya erkekler Mekke'ye var mı? Kirlenirse bir şey olursa gerekirse yeni bir ihram alabilir. Benim tavsiyem bunu giyin. Öyle bavulunuzu bırakın. Böylece yanınızda poşette bir şey taşıma ihtiyacınız olmaz. İhramlı olarak çıkacağız ama ne erkekler ne bayanlar ne namaz kılacak ne niyetlenecek. Hiçbir şey yapmayacak. Sadece elbisesini giyecekler ve saat 10 gibi hareket etmek üzere lobide olacaklar. Lobiye indikten sonra restoran hemen karşı, sıkıntı değil. Sonra buradan 12 kilometre uzakta Mikat Camii var. Zülhüleyfe. Peygamberimiz orada ihramı giyip niyetlenip, umreyi niyetlenip de ihram namazı kıldığı için o sünnetten nasiplenmek için biz buradan çıkacağız ama orada ihram namazı kılacağız. Sünnet olan ihram namazını kıldıktan sonra araca gelip niyetleneceğiz. Ve ondan sonra 500 kilometrelik yolculuğumuz devam edecek. Öğle ile ikindi büyük ihtimal Allah nasip ederse öğle için yolda mola vereceğiz ama inşallah ikindi pik vakti çıkmadan Mekke'de olacağız. Mekke'ye vardığımız zaman tabii ki erken gitmiş olacağımız için oteller hazır olmayabilir temizlikleri. Çünkü her otel 12'de yolcu çıkarır, ikindiden sonra yolcu alır. Ama bizim amacımız ne? Mekke trafiğine kalmamak, erkenden orada olup ikindiden itibaren namazlarımızı orada kılmak. Yani o hayırın imkanını kaçırmamak,
Hedefimiz bir trafiğe kalmamak için. Oraya vardığımızda ikindi namazımızı kılacağız. Otelin mescidi de zaten haremin içerisinde. Ve akşam ve yatsı namazını kılacağız. 9'dan itibaren de lobiye inip yolculuğa çıkacağız. İhramın yasakları olacak. Yolda sizlere anlatacağım. Asıl olan şey buradan çıkarken sadece ihram giymesi. Kısaca hemen erkeklerin giyeceği ihramı göstermiş olayım. Tabii şöyle tekrarlayayım. Otele vardık. Büyük ihtimal ikindi vakti çıkmadan otele varmış olacağız. Ama ben hiçbir zaman odalar hazır olsa bile umreyi hemen götürmüyorum. Çünkü yolda anlatacağım niye bu kadar önemli olduğunu. İbadet, umre hemen yapıp da şundan kurtulalım denilecek bir mantık değil. Umre ömre bedeldir. Umre uzun ömrü ifade eder. Umrenin karşılığı. Öyle dolu ve anlamlı geçirmemiz için karnımızın tok olması lazım. Vücudumuzun dinç olması lazım. Uykumuzun falan olmaması lazım ki o şuurla hareket edelim. Aksi takdirde yapmış olmak için yapılan bir ibadet haline döner ki o bize bir ömür etkileyeceği değerlerden uzak kalır. O yüzden bir saat kaçta gidersek gidelim en erken umreye gidiş saatimiz 9'da olacak. Gittiğimizde otel hazır olursa ki büyük ihtimal olacaktır da ben tedbiren söylüyorum. Odalarımıza geçtiğimizde kokusu sabun verdi şirket size. Bayanlar da erkekler de şart değil ama sünnettir. Bir gusül abdest alabilir o kokusuz şampuanla. Çünkü kokulu sabun falan hepsi yasak. Hem erkeğe yasak hem de bayana yasak. Akşam namazına gidecek, akşamla yatsı arasında yemeğini yiyecek ya da yatsıdan sonra yemeğini yiyecek. Yatsı namazından sonra otel lobisinden bu sefer umreye beraber gideceğiz. Ama ne olmuş olacak? Erken geldiğimiz için odalara yerleşmiş oluyoruz. Duşumuzu almış, dinlenmiş oluyoruz. Karnımızı da doyurmuş oluyoruz. O yüzden hiçbir engelimiz olmayacak. Aksi takdirde dediğim gibi uykusuzluk, yorgunluk, açlık biriktiği zaman o tavafta omuz atanlardan birisi de siz olmaya başlarsınız. Ya da tavaftayken hadi bitsin artık ya niye bitmedi moduna girmeye başlarsınız ki o ibadeti sureta yaptırırım hakikatten uzak tutar. Bizim amacımız ise öyle bir umre olmalı ki bu umre hayatımızı değiştirmeli. En azından Allah katındaki değerimizi etkilemeli. En azından bizi bizdeki noksanlığımızı kapatabilmeli. O yüzden buna dikkat etmiş olacağız. İhram farz edelim. Onu ben WhatsApp'tan da atacağım. WhatsApp'tan da atacağım. Yarın sabahleyin saat 9'da bavulla eşyaları kapıya bırakıyoruz. 10 gibi ihramımızı giymiş bir şekilde bu ihramlarımızı aşağıda lobide bulunuyoruz. Ama Mesut Bey şoförle görüştükten sonra son durumu haberini verecek. Şimdi bu iki tane ördü gönderdi firma size. Hangisini üst alırsanız fark etmez rida olur. Hangisini alt alırsanız fark etmez izar olur. İki parça ördüdür. Bayanların giydikleri elbiseler ihramdır. Herhangi bir şey gerekmez. Eldiven de takar, ayakkabı da giyer, elbisesini de değiştirir. Mekke'ye vardı elbisesini değiştirebilir sıcaklığı ya da üşüdü farklı bir şey giyebilir. Erkekler ihramını kirlenirse, kanlanırsa, affedersiniz idrar vesaire olursa, yemek yiyeceğini sinirlerse, onu ne yapabilir, değiştirebilir isterse. Bunun üzerine ihram, görmüş olduğumuz iki parça örtü, hangisini üzerine alırsanız rida olur, hangisini alt alırsanız izar olur. Şimdi hızlıca bununla alakalı onlarca örnek varsa da benim yıllardan beri kullandığım en kolay yöntemi söylüyorum. Ayağınızı bir adım açtınız. Öncelikle hiçbir çamaşır yok. Bedensel temizlikler yapılmış. Hiçbir şey yok altımızda. Ayağımızı bir adım açtık. Neden bir adım açtık? Aksi takdirde sıkışık olur. Merdivenden inerken çıkarken ayağı açamayız. Diyeceksiniz ki hocam bu bir hamamdaki peştemale benziyor. Bu görüntüsü öyle ama buna niyetlendikten sonra bu bütün günahların affına vesile olabilecek bir ameliyeye dönüşmeye başlıyor. Bir adım ayağımızı açtık. Eskilerin gösterdiği farklı yöntemler var. Uçlarını birleştirip katlamak. Bu ama erkekler için terleten bir alana sebebiyet veriyor. Hele otobüs gibi süreli oturduğum bir yerde. Bunun için en güzeli ve uygunu bir adım ayağınızı açtınız. Ne çok yukarıda ne bileğin altında. Bileğin hafif üstünde, göbek deliğinin üstünde olacak şekilde bu tarzı tutuyorsunuz. Bir tarafını böyle bağladınız. Bir tarafını da böyle bağladınız. Buraya pantolon kemeri takabilirsiniz. İhramın dikişsiz olması gerekiyor değil mi? İhramın dikişsiz olması gerekiyor. Çantanın, kemerin, terliğin ihramda dikişli ya da dikişsiz olmasının herhangi bir önemi yok. Asıl olan ihramın dikişsiz olması. Kemerinizi taktınız ya da şirketin gönderdiği kemer var ya da benim gibi kendinize ait bir ihram kemeriniz varsa onu takıyorsunuz ki bakın ben hiç takmadığım halde hiçbir şey olmayacak. Sonra gördüğünüz gibi. Bu kadar. Bu kadar basit aslında. Ve bunun düşme ihtimali hiç kemer olmasa bile çok zor. Hiçbir şey takılı olmadı halde. Kaldı ki siz buna ne yapacaksınız? Kemer takmış olacaksınız. Daha da sağlam olmuş olacak. Bu çok rahat.
Ceble firmanın size hediye etmiş olduğu bir ihram kemeri var. Onu mesela kullanmanız nedir? İçine telefon koyarsınız mesela. Ya da başka bir şey koymak isterseniz onun için. Bir adım ayağımızı açtık. Caiz. Tabii caiz. Bir adım açtık ayağımızı. Çok altta değil. Eğer çok altta olursa beli gösterir. Çok yukarı çekersek oturduğumuz zaman mahremiyete engel olur. Bunların hepsi ihram yasağıdır. O yüzden ayak bilek kemiğimizin biraz üstünden tutarak bir parça sağımızdan yaptık. Bir parça solumuzdan yaptık. Kemerimizi taktık ki dediğim gibi takmasak bile iş çözüyor. Sonra bunu katladığımızda iş bu kadar. Altımızda affedersiniz külot dahil, atlet dahil, çorap dahil, takke dahil hiçbir şey yok. Ama yüzük takılır, gözlük takılır, kemer takılır. Bunlarda sıkıntı yok. Üstümüze terlik de ancak şöyle olabilir. Bu terlik gibi. Yani özellikle topuk kısmının açık olduğu ve ön kısmının açık olduğu terlik olması gerekiyor. Mesela zaten şu anda görüm terliklerde böyle. Aykırı terlik yok. Bileği kapatan önemli. Yeter ki o ışık kemiğini tamamen kapatmış olmasın. Sandalet olanlar var. Onda bir sıkıntı yok. Ama en doğru şekilde uygun olanı bu şekilde. Üstümüze gelince, üstümüze hangisini alırsak alalım ne dedik? İsmiri de alır. Üstümüze aldık. Şimdi tavafta bazı insanlar bilgisizlik sebebiyle hep hakka giriyorlar. Bir, ihram yıkanması lazım. Neden yıkanması lazım? Şu üretimden çıktığı zaman üzerinde bir sürü tozu var, ipi var. Siz bunu yıkamazsanız ne oluyor? Her böyle yaptığınızda bir sürü ipler uçuşuyor havada. Ne yapıyor? Sizin yüzünüze gözünüze yapışıyor. Sizi de agresif yapıyor. O toz. Nefesinizi etkiliyor. Sizi de bir agresiflik yapıyor. Yıkamanız gerekiyor bunu. Yıkamadıysanız ibadeti etkilemez. Usulü etkiler. İkincisi, adam bağlamayı bilmiyor ya da bağlamıyor. Hareket şu. Siz arkada huşu içinde tavaf yapıyorsunuz. Şap diye suratınıza böyle vuruyor. Hiç bakmıyor mübarek arkada. Hani bağlayamıyor ya. Atıyor şap suratına vurup duruyor. Ve sen de tavaf almışsın. Kıl hakkına girmiş oluyor. O yüzden bunu bağlarken en kolay yöntemlerinden bir tanesi de yine şöyle yapayım. Sağ ucunu, iki tane ucumuz var. Sağ üst uç ve sol üst uç. Bu ucu aldığınızda şöyle şu kenara taktığınızda bakın elim rahat. Şunu diğer ucunu aldığınızda şöyle böyle koyduğunuzda kemerim yok dikkat ediyorsunuz değil mi? Kemerim yok şu an hiçbir şey takmamışım. Hani diyorlar ya ilk defa yapacak olanlar özellikle ya düşerse. Çok kafayı takmazsanız, çok uğraşmazsanız, kalabalığa da girmezseniz düşmez. Bak. İhram kemeri mi? İhram kemeri her zaman var. Pantolon kemeri takalım. Ne taktın? Pantolon kemeri mi taktın? Tabii o da mekruh olduğu için biz diyoruz. Yani mekruh olduğu için onu kullanmayın diyoruz ama tabii tercih. Bak şimdi. Bak hiçbir şey yok. Tavafa başladığımız zaman erkekler tavaf sonuna kadar mesela remel yapar. Remel nedir? İlk 3 şafta yapılan çalımlı yürüyüş. Mesela savamız açık kalınır. Onu da şuradan yaptığımız zaman şöyle yaptığımız zaman bu kadar basit. Hani 2 santim alacaksın, 2 karış çevireceksin diye böyle bir özel bir geometrik probleme dönüşmeye gerek yok. Tavafa başladıktan sonra tavaf bitene kadar. Ama remeli ilk 3 turda yapacağız. Bazıları onunla onu karıştırıyor. Remel de sünnet, omuzu açmak. Biz buna ıstıba diyoruz. Bu da. Ama tavaf bitene kadar ıstıba olur. Remel sadece ilk 3 hafta olur. Tavaf bittikten sonra ise tekrardan ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Son bir kere daha göstermemi ister misiniz? İsimlere takılma. Onları ben söylerim Yusuf abi. Isıtma. Şafta koşma hareketimiz remel. Şimdi Kabe'nin etrafındaki her bir turun ismi bir şaft. 7 tane şaft bir tavaf. Açık kalıyor. Açık kalıyor. Tavaf bittikten sonra kapatıp 2 rekat vacip olan tavafın namazını kılacağız. Sonra Safa ile Merve tepesine gittiğimizde kapalı olacak omuzlarımız ama orada 2 tane yeşil ışık var. Hacer annemizin İsmail Aleyhisselam'ı su bulmak için gittiği yer detaylarını yarın arabada anlatacağım. Orada hervele yapar erkekler. Çalımlı bir böyle bir heybet yürüyüş yapar. Şimdi algılandığı gibi olimpiyat koşusu yapılmaz. Orada bazen görüyorsun böyle koşa 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 gidiyor millete çarpa çarpa. Şuur çok önemli. İbadette en önemli şey şuurudur, hikmetidir. Bunlar çok önemli. Yarınki program özetle bu. Var mı sormak istediğiniz bir şey? İhramımızı giyiyoruz.
Ne hocam? Hocam saat 9 gibi başladığımızda 9.30 gibi Kabe'nin orada duamızı bitiriyoruz. İlk gördüğümüzden yapılan dua reddolunmaz diye. Yaklaşık 45-50 dakika tavaf sürüyor. 1,5 saat kadar da say sürüyor. Saat 12-12.30 arası bizim işimiz bitmiş oluyor. Ondan sonra saçımızı Merve tepesinde ben bir kesiyorum. Bir parça ihramdan çıkmanız için. Ki hani odada bırakmıyorum. Bazen insanlar unutuyor, istirahat ediyor, dikkati dağılıyor. İbadeti tam yerine getirebilmek için ben etrafınızdayım. İbadet bittikten sonra artık serbest zamanınızda. O zaman kendiniz istediğinizi yapabiliyorsunuz. Sürüyor. Tavaf ve sayı da ben terliklerle beraber yaptıracağım. O yüzden o sizin ayağınızı çok yormayacak. Ama bedensel olarak işte ameliyat geçirmiş ya da fiziksel olarak zor olacak kişiler için zorlamasınlar kendilerini. Mutlaka o Mekke'deki şirket görevlileri görüşüp tekel sandalyeden faydalanmaya çalışsınlar. Ücreti mukabil. Onun çünkü neden? Ben çok yaşadım, çok örneklerini gördüm. Şimdi Kabe'nin etrafındaki bir tur tam dibinden yaparsak 450 metre. Ama tam dibinden yapamıyorsunuz kalabalık sebebiyle. Bir orta seviye aldığınız zaman 1 kilometre. Tam kenarlarına geldiğiniz zaman bir tur 1,5 kilometreye kadar varıyor. Yani biz 7 tur bir tavafta yaklaşık 2,5 kilometrelik tavafta 3 kilometre de yaklaşık sayıda yapacağız. Toplamda 5,5-6 kilometre yapmış olacağız. Yarın sabah 6.30'da namazdan sonra Ravza'nın karşısında yani o buluştu bir yer. Tabii ha, yok ben yalnız gitmek istemiyorum derseniz beraber de gideriz. Sıkıntı değil. Ravza'nın karşısındayız sabah namazdan sonra. O hani selamlama yaptığımız, dua ettiğimiz yer var duvarın dibi. Ben oradan resim de atacağım zaten. Oradan bir topluca hep beraber bir Allah'a ısmarladık diyelim. Sonra yürürken buradaki mescitler var. Diğer mescitler. Estağfurullah. Oralardan selamlaya baka baka geleceğiz. Geldik. Yemeğimizi yedik. Kahvaltımızı yaptık. Eşyalarımızı bıraktık. İhramımızı giydik. 10 diyorum şu anda ama Mesut Bey bana son durumunu söyleyecek ve mesaj atacak gruba. Sonra yolculuğa başlayacağız. Tabii ihramla. Umre bitene kadar. Biz tavsiye. Din İşleri Yüksek Kurul da aynı açıklamayı yaptı. Bazı cemaatlerdeki hoca arkadaşlar da aynı şeyi yaptılar geçen geldiklerinde. Şimdi biz ibadeti Allah için yapıyoruz. Allah Azze ve Celle de aldatan olmaktan bizi men ediyor. Yalancılıktan ve sahtekarlıktan. İhramı giymenizi niye yasaklıyor? Dersen ki o bu devletin kararı. 100 yıl önce onlar bizim için bu devletin kararı dediler. Öyleyse nasıl ümmet bir olacak? Ben ona uymayacağım, o bana uymayacak derken böyle bir ittifak sağlanmaz. O yüzden bize yakışan yapacağız ki bakın hep tavaf alanı Türkler çoğunlukla var. İkinci kata bakın Afganistanlısı topallayarak giriyor. Niye o aklı mı çalışmıyor yoksa Allah'tan daha çok mu korkuyor? Doğru ve dürüst mü olmaya çalışıyor? Bakın orada yaşlı piri falan var şöyle şöyle yürüyecek. İkinci kata göreceksiniz mesela. O niye akıl ermiyor mu oraya girmeye yoksa ben buraya Allah için geldim. Neyse hukuk onu yapacağım mı? Diyor. Ben yine bunu tavsiye edeceğim. Zaten yine ben 2 defa umre yaptıracağım için zaten 2 defa girmiş olacağız. Umremiz bittikten sonra da oradayız ya. Gücü olan isterse nafile tavafını yapabilir orada. Çünkü zaten içeri girdik. Sahtekarlık da yok. İhramdan çıkmadık. Zaten bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı ne? İhramlı da olmadığı halde ihramlı gibi gözükmeye çalışmak. Bu işte doğru. Teşekkür ederim katıldığınız için. Allah'a emanet olun. Sağ olunuz.